niyetle gördük. Yürüyen çözüm sürecine Ağrı ilimizde çok büyük bir destek var. Zaten Ticaret Odası Başkanımız da aramızda Mehmet Bey. Daha önce Ticaret Odası Başkanlığı'nın koordinasyonunda Ağrı ilimizde sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar vesaire bir araya gelmişler. Bir destek açıklaması yapmışlardı. O metinde bende var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. O açıklamalar bizim için değerli. Çözüm sürecine ülkemizin her kesiminde doğrusu çok büyük bir destek. Vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği çok ileri seviyede. Zaten biz kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz, araştırmalar yaptırıyoruz bütün bölgelerimizde. Ama tabii bu bölgemiz terörden en fazla acı çekmiş bölgedir. Şehirlerimiz öyledir. Yani bugün şehirlerimizin sorunları fazlaysa, gelişmeleri yetersizse bunun sebeplerinden birisi terördür. Dolayısıyla bu bölgede tabii vatandaşlarımız bu çözüm sürecinden daha fazla umutlu ve daha fazla artık terörün bitmesini istiyor. Hepsi bunu tereddütsüz, herkesin, her görüşte olan insan ifade etti bugünkü sabahki toplantıda. Ve onun için ben kendilerine ve bütün Ağrı iline de teşekkür ediyorum. İnşallah biz de hükümet olarak kararlıyız. Sonuna kadar kararlıyız. Bu süreci büyük bir dikkatle, büyük bir kararlılıkla yürütüyoruz. Ve bu sürecin yürütülmesinde bütün hassasiyetleri koruyoruz. Stratejimizi çok iyi çalışıyoruz. Özellikle süreci zedeleyecek beyanlardan, açıklamalardan kaçınıyoruz. Ve her kesimden de bu dikkati bekliyoruz. Sürece zarar verecek gereksiz açıklamalardan, değerlendirmelerden kaçınılmasını istiyoruz. Tabii bazen basınımızda haberler oluyor, yorumlar, spekülatif değerlendirmeler oluyor. Yani resmi açıklama olmadan onları da esas kabul etmemek gerekiyor. Çünkü bazı açıklamalar vatandaşlarımızın kafasını da karıştırıyor olabilir. Türkiye şu anda çok iyi bir atmosfer yakaladı. İyi bir ivme yakaladı. Yani 10 yıldır yürüttüğümüz çalışmaların, çabaların sonunda geldiğimiz bir nokta var. Bugüne kadar AK Parti hükümetler olarak doğrusu bu yönde bir politika izledik. Bu yeni bir süreç değil. 10 yıllık politikalarımızın geldiği yeni bir evredir. Ta parti programımızda şu andaki çalışmalarımız yer almaktadır bizim. 2001 yılında partimizi kurarken ve değişik evrelerden geçerek bugüne geldik. Eğer o önceki evreler olmasaydı bugün her şeyi bu kadar daha ileri seviyede konuşamazdı. Türkiye çok mesafeler aldı bu konularda değerli arkadaşlar. Konuşulmayanlar konuşuldu, tabular kalktı. Her konu her yerde tartışılır oldu. Toplumumuz gerçek bir açık toplum haline geldi. Her sorunun her yerde rahatça konuşulduğu bir ülkeyiz, hamdolsun. Biz bu platformu, bu ortamı, bu atmosferi tabii sağlamaya gayret ettik. Bugün büyük oranda bunu başardık. Şimdi geldiğimiz bu süreçte, yürüttüğümüz bu çözüm sürecinde de öncelikle bölgedeki vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basın mensuplarımızın tabii desteği çok önemli. Bu sadece hükümetin bir sorunu değil. Sadece bir partinin sorunu olamaz. Bütün kesimlerin burada desteği gerekiyor. Bu konular hassasiyeti olan konular. Kolay ajite edilebilecek, kolay sansasyonel kullanılabilecek konular siyaset alanında. Ama herkese bir sorumluluk da düşüyor. O sansasyonel yaklaşımlardan uzak, iyi niyetle ülkemizi bu sorunlardan kurtarmak için çabalamalıyız. Doğrusu büyük bir dürüstlüğe ihtiyaç var. Büyük bir samimiyete ihtiyaç var. Biz çok samimi ve dürüst şekilde hükümet olarak
elimizi taşın altına koyuyoruz. Risk varsa onu göğüslüyoruz. Ve herkesi de bu konuda desteğe çağırıyoruz. İnşallah bu yakaladığımız yeni ivme, yeni potansiyel, yeni atmosfer doğrusu çok umut verici. Söyleyebileceğim burada değerli tabii basın mensuplarına. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ya. Bu kadar güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi Muhammed abi var mı sıkıntı? Merhaba. Merhaba. Abi Muhammed abi var mı sıkıntı? Ercan'ım bunlar. Ercan. Yok değil mi? Tamam abi. Teşekkür ederim. Gazeteler var mı? Var. Yerel gazeteler. Tamam. Yerel basınlar var mı? Yardımcımıza ve beraberindeki etine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Görüşürüz. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, çok saygıdeğer misafirlerimiz, çok saygıdeğer AK Parti'nin değerli mensupları, değerli basın mensuplarımız. AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık danışma